Kronik bronşit temelde obstrüktif bir hastalık olmasına rağmen restriktif özellikler de gösterir. Hafif dispne, koyu pürülen balgam ve öksürük ön plandadır. Öksürük geceleri artar. Bu belirtiler umumiyetle sigara içenlerde daha sık görülür. Bugünlük işkence bitti arkadaşlar. Beraat ettiniz. Meral, gönüllü listesinin son halini kontrol edelim. Listede ismini göremedim. Korkusuz doktorumuza ne oldu? Hani şu bana anlattığın Yaşar Kemal'in gitmediğimiz, görmediğimiz Anadolu'su mu ürküttü yoksa? Yoksa hekimlik idealin Siirt'e kadar uzanmıyor mu? Evet. Hocam, korktuğum için gelemiyorum. Hiç inandırıcı değil. Ne isterseniz ona inanın. Türkan'ın nesi var? Bilmiyorum. Ailevi meseleler herhalde. Hocam bir şey soracağım. Gönüllüler harcırah alacak mı? Evet. Küçük bir harcırah verilecek. Türkan. Bacım, senin bir derdin var belli. Hiç bana kaçak oynama. Eyvah. Alnımda falan mı yazıyor Haydar? Bilseydim beremi takardım. Böyle şakaya vuruyorsun. Kendi derdini hiç anlatmıyorsun. Boş ver. Hadi gel postaneye gidelim. Bakalım İngiltere'den fidan için ilaç gelmiş mi? Bacım. Peki, bana anlatamıyorsun. Ama anlatacak birini bul. Biz seni böyle görmeye hiç alışmadık. Günseli, hadi güzelim, sizi gara bırakıp daha duruşmaya yetişeceğim. Geldim abi. Ay, İstanbul'u hiç bırakasım yok. Yanımda sen olmasan Ankara'ya dönmekten vazgeçivereceğim. Hay Allah. Tam sırası. Alo. He, Türkan. Evet, burada ama biz de şimdi tam... Türkan, merhaba. Neredesin? Eminönü Postanesi. Tamam. Postanenin yakınlarında bir yerde buluşalım. Tamam, hoşça kal. Türkan. Merhaba Ali. Otursana. O geceden sonra iki defa Ayhan'ın evine telefon ettim. Açılmadı. Senden de haber çıkmadı. Aradığını bilmiyordum. Kusura bakma. Neden kaçar gibi gittin hastaneden? Bana ihtiyaç yoktu. Kalabalık etmeyeyim dedim. Sana her zaman ihtiyacım var Ali. Gözlerinde fırtınalar kopuyor. Ne oldu? Çok zor bir kararın eşiğindeyim. Yine. Nasılsın Türkan? En çok piramit pastaları gözüm tuttu. İkimizi de söyledim Ali. Sen aradığında biz de tam Günseli'yle tren için çıkmak üzereydik.
Zararı yok canım. Artık otobüsle döneceğiz. Ya bilseydim ben... Anlatsana neler oldu? Hiç. Her zamanki şeyler canım. Ben güle güle demek istemiştim sadece. Benim için program değiştirmenize gerek yoktu. Türkan. Size iyi yolculuklar. İstanbul'a yolun düşerse yine görüşürüz Günsel'i. Türkan. Türkan, Türkan bekle. Niye kaçıyorsun böyle? Kaçmıyorum. Bana dürüst ol, her zamanki gibi. Öyleyse her zamanki Ali nerede? Buradayım. Çağırdın, koşup geldim. Evet ama yanında Günsel'iyle. Benim için çok mühim bir mevzu konuşmak. Senden akıl danışmak ihtiyacındaydım. Türkan, her şey senin istediğin gibi yürümeyebilir. Bir mecburiyet vardı ki Günsel'e de geldi. Böyle çocukça davranmanın sebebi ne? Sebebini söyledim. Sana iyi yolculuklar. Beni kıskanıyorsun. Günsel'den. Kusura bakma ama çok saçma. Bana dürüst ol, lütfen. Kıskançlık kelimesi tüylerimi diken diken ediyor Ali. Hele şu günlerde seni kıskanmam için hiçbir sebep yok. Birbirimizi daha fazla incitmeyelim. Hoşça kal.